Yanınızda iki kişi daha var sanırım, değil mi? Sevgili dostlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Loji TV bugün Akut'u ziyarete geldi. Tesadüfen de 26. yıla bir geçişmiş. Gördüğünüz gibi güzel bir pastamız var. Tabii ki bu bir tesadüf değildi. O işin esprisiydi. İstedik ki Akut'u hep kötü günlerde anıyoruz. Dedik ki Akut'u niye iyi günlerde anmayalım? Sevgili Recep Başkan burada. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bizler de sizlere küçük bir plaket verdik. Bugünün anısına inşallah uzun ömürlü olur diyelim. Güzel günlerde sizleri anarız diyelim. Biz sizi bir kısaca tanıyalım. Sonra da Akut'la alakalı küçük bir bilgi alıp sonrasında da kapatalım. Recep Şalcı, Akut Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün Akut'un 26. yıl dönümünü kutluyoruz. 1996'da başlayan maceramız 99 depremiyle gerçekten tüm Türkiye'de bilinir bir hale geldi. Ve günümüze kadar bu devam etti. 26 yıl kısa gibi gözükse de Türkiye'de bir STK için gerçekten çok uzun bir ömür. Bu süreç içerisinde biz sadece Türkiye'de değil yurt dışında da birçok göreve gittik. Sadece görevlerle de kalmadık. 2011 yılında Birleşmiş Milletler'in INSARAK akreditasyonu, 2020 yılında da Avrupa Sivil Koruma Mekanizması'nın akreditasyonu geçerek Türkiye'de Türkiye'yi uluslararası alanda hem akreditilmiş bir kurum olarak temsil ediyoruz. Bildiğiniz gibi biz hep afetlerde akıllara geliyoruz ama bugün gönüllerimizle birlikte sakin, güzel bir günde, kış gününde bu 26 yılımızı bir kutlayalım ve bundan sonraki yıllara da biraz kendimizi motive edelim diye toplandık. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Tabii ki 26 yıl kolay bir süreç değil. Bu 26 yıl içerisinde Akut'un içerisinde bulunan, aramızdan ayrılan kurucular vesaire, bunlarla da alakalı birkaç kelime duymak isterim sizin için. Çünkü takdir edersiniz ki aramızdan ayrılan dostların çok büyük emekleri var. Evet. 7 kişiyle kurulan dernek şu an binlerce üyesi olan bir duruma geldi ve bu süreç içerisinde kurucularımızdan da birçoğu aramızdan ayrıldı. Özellikle bunların içerisinde 29 Şubat'ta yıl dönümünü andığımız İskender Iğdır'dan bahsetmek gerekir. Özellikle Akut yapan değerlerden bir tanesi. Ağrıdağ kazasında kaybetmiştik kendisini. Bunun gibi birçok değer veren, katkı sağlayan insan hayatını kaybetti ama diğerleriyle, diğer gönüllerimizle şu an çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gürkan, istersen böyle bir kamerayı da bir çevirip diğer Akut arkadaşlarımıza gösterirsen, pastayı bekleyen sevgili kardeşlerimizi, sonrasında yayını birlikte kapatalım. En başta ben bekliyorum pastayı. Sevgili dostlar, Gürkan çekerken ben Loji TV adına Akut'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel günlerde anılmak adına diyorum. Tabii ki Akut'a üye olmak lazım, Akut'a destek vermek lazım. Ben ne yapabilirim değil. Akut'un içerisinde hiçbir şey bilmiyorsanız bile Akut'u bir ziyaret etmenizi, bir çaylarını içmenizi, bir kahvelerini içmenizi özellikle rica ediyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizle birlikte kapatalım. Umarım bize ihtiyacınız olmaz. Bize ihtiyacı olmaması için de insanların afet öncesinde hazırlık yapmaları gerekiyor. Bildiğiniz gibi 2021 yılı afetlere hazırlık yılıydı. Bu yılda afetlere hazırlık olmak için tatbikat yılı. Belki tatbikatta bireysel olarak çok bir şey yapamayacaklar ama hazırlıklarını lütfen tamamlasınlar. Özellikle İstanbul'un her gün afetlere hazır olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Gürkan'cığım duydun değil mi? Umarım bize lazım olmaz. Yani bir şey satarken bize lazım olmaz kısmı ne kadar ilginç değil mi? Evet sevgili dostlar, inşallah Akut'a ihtiyaç olmaz ama her dakika Akut'la yaşıyormuş gibi olmamız gerekiyor. Ne diyorduk sevgili Gürkan? Loji TV'de lojistikle kalın diyoruz ve Akut'u unutmayalım diyoruz. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.